görüşünde laik dil deyince klasik kanan din ve devlet işlerine birbirinden ayrılması tamam bu doğru. Bu doğru. Yanlış bir şey değil. Ancak eksik. Niye? Çünkü bilim ve akıl arasında hocam. Akıl ve bilime önem veriyor değil mi? Aynı zamanda kişilerin din ve vicdan hürriyetini savunur çocuklar. Laiklik aslında bir nevi ne diyebiliriz? Dini koruyor. Din istismarına karşı insanları koruyan bir yapıya sahiptir. Değil mi laiklik? Evet. Çocuklar yazıyoruz o zaman. Din ve devlet işlerini birbirinden ayrılmasıdır. Din ve vicdan özgürlüğüdür. Din ve vicdan özgürlüğüdür. Ne diyor aynı zamanda? Kişiler ibadetini yapıp yapmamakta özgürlüğüdür. Kişiler ibadetini yapmamakta. Yapıp yapmamakta. Özgür. Özgür değil mi oğlum? Yapmamakta özgürdür. Bu da zorla başlıyor. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Din istismarına karşıdır. Din istismarına karşıdır. Çocuklar biliyorsunuz çok büyük problem olmuştur. Maalesef laiklik konusu ülkemizde. Yanlış anlaşılan kişiler tarafından din düşmanlığı olarak görülmüştür maalesef. Mesela neyi savunur laiklik? Din istismarına karşı ya, kişilerin kılık kıyafetine karışılır mı? Karışılmaz değil mi? Mesela kapalı kişiler bir dönem ne oluyordu? Üniversiteye giremiyor değil mi? Evet. Kapandığı için. Aynı zamanda çocuklar tersi bir anlayış oluştu. Mesela nedir? İbadet konusuna gelince farklı yaklaşımlar benimsendi. Halbuki laiklik dinin koruyucusudur çocuklar. Din istismarının önüne geçer. Değil mi? Mesela bunun için ne yapıldı? Tek cezaevi ve türbeler kapatıldı. Halifelik kaldırıldı. Saltanat kaldırıldı gençler. Başka ne diyebiliriz laiklikle ilgili? Medeni kanun diyebiliriz. Medreselerin kapatılması diyebiliriz. Hepsinin mantığını, ilişkisini, çerçevesini anlatacağız gençler detaylı bir şekilde. O zaman bununla ilgili ilk başta bir kurslarını da söyleyelim laiklikle ilgili. Akıl, bilim, din, vicdan, değil mi? Başka ne diyebiliriz? Özgürlük de girebilir. Bu gibi ihtiyaçlar var. İnkılaplarına bakalım şimdi. Çocuklar, ilk başta saltanatı kaldırılması, halifeliğin kaldırılması değil. Şuna da dediğin değil çok. Gençler, buraya çok dikkat. Saltanatın kaldırılması birinci öncelik. Cumhuriyet ilk önce akla gelecek cumhuriyetçilik. Tamam. Cumhuriyetçilik. İlk. İkinci olarak laiklik. Buraya dikkat. Halifeliğin kaldırılması da tam tersi. İlk başta akla gelecek laiklik. Değil mi? İlgili. Ondan sonra cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilikle ilgili. Tam tersi yerde istiyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra ne diyebiliriz? Tekke ve zaviye. Zaviye. Ve türbelerin kapatılması. Başka ne diyebiliriz? Medreselerin kapatılmasının yanında dini kıyafet rengi kesmek değil mi? Nasıl diye açıklaması yaparız? Din, ibadet alanları dışında değil mi? Alanları dışında dini kıyafetle gezmek yasak değil mi? Kavuk. Gezilmesi. Ondan sonra medreselerin kapatılması. Başka ne diyebiliriz? Şeriye bir etkaf vekaleti. Ne olduğunu bilen var mı günümüzde karşılığı? Değil mi? Şeriye bir etkaf vekaleti. Şeriye neydi ya? Şeriye hocam dinle alakalı bir şey. Şeriye bir şey mi? Mezhep şeriat. Çocuklar. Hepsini anlatalım tek tek. Madem saltanatlar şeriye anlattık değil mi? Tek cezaevi türbeleri de anlattık. İbadet alanlarının dışında dinin kıyafetle geçilmesi yasak. Amaç ne burada? Din istismarının önüne geçmek.
Mesela imam kıyafetiyle geziyor biri. Ya da başka ibadet alanları yok mu? Şey yani. Mesela kilisede papaz değil mi mesela? Dinin kıyafetiyle geziyor. Bu kıyafeti giydiği zaman çocuklar, insanlarda biliyorsunuz ön yargılar olur. Nasıl ön yargılar olur? O, bu papaz, bu imam temizdir. Yani dediği doğrudur. Değil mi? O şekilde bir yaklaşım sergilenir. Ama bunu istismar eden kişiler olmuştur çocuklar, değil mi? Maalesef toplum olarak öyle bir özelliğimiz var. Medreselerin kapatılması. Hatırlayın, Osmanlı tarihini anlatırken duraklama döneminde medreselerle ilgili ne demiştim ben? Pozitif bilimler bırakılmış, dini bilimler dersleri ağırlıklı şekilde okutulmaya başlanmış, değil mi? Haliyle çocuklar buradan mezun olunsa bile nasıl liyakatlı kişiler yetişmiyordu? Medreseler de bunun önünde büyük bir engeldi çocuklar. Zaten İstanbul'a çocuklar, bu İstanbul Üniversitesi'ni daha sonra Mustafa Kemal bilim adamları getirecek. Albert Marçay'ı da önemli kişiler burada yapılmaya gidilecek. Burada İstanbul Üniversitesi o şekilde düzenlenip açılacak, raporlar düzenlenip. Şer'iye ve etikat vekaletine gelince gençler, din ve vakıflar müdürlüğü diye düşünebilirsiniz. Şer'iye etikat vekaleti de aynı şekilde çocuklar köklemiş değil mi? Artık köklemiş olduğu için yeni kurumlar kurulmalı. Bak nasıl bir cümle kurdum. Bu ülke neyle de ilgili aynı zamanda? Köklemiş, yerine yeni kurumlar. İnkılapçılıkla ilgili değil mi? Eski kurumların kapatılıp yerine yeni kurumların açılması. Ki en büyük örneklerinden biri de çocuklar bunun kapatılıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasıyla görüyoruz değil mi? Evet, inkılaplar bu şekilde çocuklar. Laiklikle ilgili. Bir de değinilmesi gereken, asla ve asla unutmuyorsunuz, denemelerde, sorularda çok karıştırıyorsunuz. Akıl ve bilime vurgu varsa çocuklar kesinlikle laikliktir. Sadece din tabiri üzerinden gidilirse yanlışa düşebilirsiniz. Buradan yakalayabilirler sizi. Akıl ve bilime çok önem verir laiklik. Tamam mı? Aynı zamanda tevhid-i tekvisat kanunu da buna eklenebilir. Marif vekaletinin kurulması buna eklenebilir. Tamam mı çocuklar? Şimdi hangisine bakalım? Devletçilik değil mi? Evet. Burayı alın bakayım siz. Alın burayı. Evet. Hocam bir şey vardı. Şu devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılmış. Evet. 1921 anayasasında var o. Devletin dini İslam'dır ibaresinin kaldırılması saçma değil. Çünkü laiklik şununla ilgili çocuklar. Tüm dinlere eşit mesafede yaklaşmak zorundadır. Herhangi bir dini tabir kullanmışsa ki zamanında Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası bunu yapmıştır. Ne olmuştur biliyor musunuz? Somut örneklerini düşüneceksiniz. Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası'nın çocuklar karar diye bir şifre var. Kazım Karabekir'in kurucusudur. Yani her zaman da inşallah onu atacağız. Çocuklar özelliklerini tüzük içerisinde yazmışlar. Bir ibare var. Diyor ki bu parti İslam dininin kurallarına, değerlerine saygılıdır şimdi. Buradan gelecek olursa bu ibare yer alıyor. Daha sonra çocuklar Şehzade isyan içerisinde, bu partinin içerisinde giriyorlar. Gizlice siniyorlar içlerine. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisinde Şehzade isyan, biliyorsunuz Cumhuriyet karşıtı, rejim karşıtı ilk isyandır. Bu durumdan yararlanıyorlar. Şimdi çocuklar, inkılapları siz gerçekleştirebilmeniz için bazı şeyleri göz önüne almak zorundasınız. Birçok devlet, birçok devrim ve ihtilal geçirmiştir. Bunlardan en büyüğü de Rusya'daki SSCB'nin gerçekleştirdiği Bolşevik ihtilalidir, değil mi? Bolşevik ihtilalinde çocuklar Çar II. Nikolay'a ve ailesi öldürülür. Tamamen ortadan kaldırılır. Çarlık ortadan kalkması için. Kanlı bitmiştir, kanlı. Ama ancak Türkiye'de olabildiğince düşük seviyede tutulmuştur bu. Hala da bunun yansımalarını maalesef görüyoruz. İnkılaplara her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bir. İkinci olarak çocuklar şunu düşüneceksiniz. Dikkat edin Mustafa. İkinci olarak şunu düşüneceksiniz. Mustafa Kemal şöyle bir özelliğe sahip çocuklar. Ben bu inkılapları yaptım ancak ötesi yok demiş midir Mustafa Kemal? Hayır. Her zaman daima ileri demiştir. Her zaman yapılanı yeterli görmemiştir. Bunun ileriye taşınmasını her zaman istemiştir. Dememiş midir şahsen? Ben sadece benim yaptığım inkılaplarla kalıcı olmayacak diye, bunlar geliştirilecek diye, yanlış varsa düzeltilecek, ekleme yapılması gerek diye. Kiş yüz umarına geliyoruz çocuklar. Hala inkılapları geliştirmeyi bırakın, inkılaplara sahip çıkılmıyor. Hatta maalesef bu konuda daha da geriye gidiyoruz. Biz konuşuyoruz yani Avrupa ülkelerinde gelişmiş ülkeleri. Onlar uzayı konuşuyor, onlar nanoteknolojiyi konuşuyor. Şu kadarcık şeyleri bilgisayar sığdırıyorlar diye. Biz ne konuşuyoruz ülkede? Şu bunu giydi, bu kıyafeti giydi değil mi?
böyle saçma sapan, kısır tartışmaların içerisinde kalıyoruz. Beni konuşturdun bunu. Hadi. Evet, inkılaplarla devam ediyoruz. Şimdi devletçilik. Devletçilik çocuklar. Burası kısa olur mu gerçi? Çok kısa olur burası. Şurayı siliyorum. Devletçilik. Devletçilik çocuklar, bir devletin siyasi, sosyal ve kültürel alanda ekonomik kalkınmayı sağlamak için ekonomiye müdahale etmesidir. Bu bir. O zaman neymiş devletçilik şartı? Bir. Neymiş? Ekonomi olmadan devletçilik politikası yönlendirilemez. Özel sektör bu durumda biraz uzaklaştırılıyor. Devlet ekonomiye kendisi müdahale etmeye başlıyor gençler. Ekonomi neyi sanıyoruz mesela biz burada? Devletin ekonomiyi yönetmesine. Büyük atılımlar bu dönemde yapılmıştır. Bu zamanda yapılmayan atılımlar bu dönemde yapılmıştır çocuklar. Ne gibi? Söyleyelim. Bankalar, Etibank ve Sümerbank bu dönemde açılmıştır. Etibank ne yapmıştır? Yeraltı kaynakları değil mi? Yeraltı kaynaklarımızdan yararlanmak için bu banka açılmıştır çocuklar. Niye? İşverene kredi verebilmemiz için. Oradaki işçilerin durumunu iyileştirebilmemiz için, kaynaklarımızı çıkarabilmemiz için Etibank'ı açtık. Bu bir. İki, Sümerbank. Burada da çocuklar yerel ve tekstil ve güğüm üzerine açılmış fabrikasyon tarzında bir bankadır. Buraya destek vermiştir. Bunların hepsi işe yarıyor gençler. Bursa'da şeker fabrikası, değil mi? Yalova'da kağıt fabrikası, mobilya fabrikası. Şu an ülkemizde olmayan, o dönemki zihniyet olmadığı için Kayseri uçak fabrikası çocuklar. Nuri Demirağ tarafından açılmıştır. O zihniyet şimdi var. Yok, değil mi? Uçak fabrikası, yani İsviçre bizden sipariş veriyordu o dönem. Ama nedense ilerleyen zamanda ne oluyor? Politik kavgalardan değil mi? NATO'ya yamanmak için ne yapıyoruz? NATO'ya girebilmek için diyor ki Amerika sen üretme. Ben sana satacağım diyor. Fabrikalardaki uçakları üretmeyi bırakıyoruz. O uçakları gömüyoruz gençler. Hiçbir şekilde üretmiyoruz. Ülkemizdeki ilk şeker fabrikaları dedim. Fabrika atılımları dedim. Yeni bir ülke doğuyor değil mi? Yeni bir devlet hiçbir zaman kolay olmaz çocuklar kurulması. Gerek fikir itibariyle, gerek manevi veya maddi itibariyle hiçbir şekilde kolay olmaz. Ama bu dönemde bu başarılmıştı gençler. İlber Ortaylı'nın bir sözü vardır. Buraya çok dikkat çekiyorum. İlber Ortaylı diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk dönemde fikir ve hürriyet zihin itibariyle şu anki Türkiye'den çok daha gelişmişti diyor. Çünkü insanlar inanabiliyordu bir şeyler yapabileceğini, bir şeyler üretebileceğini. Kendimiz üretiyorduk, başka ülkeler istiyordu. Ama daha sonra, az önce de anlattığım gibi Amerika'ya yamanmak için SSCB'nin bizim üzerimize baskı kurması, hatırlayın o meseleyi. Kars, Ardahan, Batum'u, Stalin'in geri istemesi değil mi? Biz de ne yaptık? Taraf olduk. Amerika yanlısı bir politika izledik günümüze kadar. Tamam mı? Bunları unutmuyoruz. Neyse, şimdi baktığımızda çocuklar az önce saydım. Ekonomik madde çok önemli. Çocuklar devletçilik politikasında en önemli etken neyi biliyor musunuz? 1929 yılında dünya ekonomik krizi gerçekleşiyor. Biliyor musunuz? Evet. John Steinbeck, Gazap Üzümleri adlı bir eser var. Biliyor musunuz? Evet, evet. Gazap Üzümleri çocuklar o dönemdeki dünya ekonomik krizini anlatır. Ona da biraz değinelim o zaman. 1929 dünya ekonomik krizi çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki borsanın çökmesiyle başlar. Bir kişinin hatasıyla başlar. Sıfırı fazla girmesiyle. Tüm dünyada, tabii Amerika'da dolar ya. Dolar da dünyanın her yerinde kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Diğer ülkeleri de etkiliyor çocuklar. Bu dönemde bu sıkıntı yaşanıyor. Haliyle insanlar bir gün ev sahibiyken, iş güç sahibiyken ertesi gün işsiz kalıyor. Ve özel mülkiyetlerini kaybetmeye başlıyor. Haliyle bu ülkemize de yansıyor değil mi? Tüm dünyayı etkilediği gibi. Çünkü ülkemiz nasıl bir noktada? Ticari geçiş noktasında değil mi? Ticaretin yapıldığı önemli bir yerde. Yani İstanbul gibi bir kente sahibiz değil mi çocuklar? Evet çocuklar, bu kriz yaşanırken 1929 dünya ekonomik krizi, biz de kişilerde, şahıslarda artık ekonomik olarak etkileniyor ya, şu anki gibi atılımlar yapılamıyor, şirketler kuramıyor özel kişiler. Değil mi? Devlet müdahale etmek zorunda kalıyor. Ne? Adı üstünde devletçilik. Devlet müdahale edecek. Devlet ekonomi politikasını yönlendirecek. Bu için çocuklar biz ne yapacağız? Birinci 5 yıllık kalkınma planını hazırlayacağız değil mi? Bu kalkınma planı gençler şu şekilde. Nasıl? Mesela SSCB'de bir ekonomik atılım var. Lenin ve Stalin zamanında yapıldığını hatırlıyorum. Bu dönemde çocuklar Rusya'dan etkileniyoruz. Nasıl kalkınma planları hazırlandıysa biz de ona göre bir
planı hazırlıyoruz gençler. Tamam mı? Var mı buraya kadar sıkıntı, anlaşılmayan yer? O zaman yazıyorum devletçilik diye. Devletin siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak için ekonomiye müdahale etmesidir. Özel sektör zaruretten doğuyor çocuklar, devletçilik. Bunu unutmayın, tamam mı? Çünkü özel sektör sermaye bakımından zayıf kaldığı için biz yapmak durumunda kalıyoruz. İpuçları. Evet. Aranızdan kimi diyorum ben? İbrahim ve Kaan. İpuçlarında çocuklar iktisat. Değil mi? Hatırlayın, iktisat fakültesine gideceğiniz imajı var ya. Onu dedim. İktisat. Yani diğer adıyla ekonomi. Fabrika. Değil mi? İşte sanayi. Banka. Nasıl? Yatırım. Bu gibi kavramlar devletçilikle ilgilidir. Yapılan inkılaplara bakalım. Bankalar önemli çok. Evet. Ayıralım ilk başta. Etibank var. Sümerbank. Demir yolları. Devlet demir yolları değil mi? DDY. Ondan sonra ne diyebiliriz? Bursa. Şeker fabrikası. Değil mi? Ne diyebiliriz başka? 5 yıllık kalkınma planı. Birinci 5 yıllık kalkınma planı. Yani çocuklar, bir de şey vardı. İzmir İktisat Kongresi var. Onu da yazalım. Kazım Karabekir başkanlığını yapıyor. Evet. Etibank. Etibank ne dedim ben? Yazmama gerek var mı? Destek vermek için. He? Yeraltı bankı. Doğru. Etibank'ı bunu ilişkilendirir. Çocuklar sınavda sordular, ben düştüm bundan çünkü asla unutmayın, tamam mı? Sümerbank, Etibank. Buna çok dikkat, ben bunları hala şey yapalım yani. Sümerbank fabrikasyon, tamam mı? Eksil alanında. Ama Etibank deyince yer altı kaynaklar, doğru. Güzel. Devlet demir yolları yer. Değil mi? Evet. O dönemde çocuklar, asıl hatırlamalar hangi şu an söyleniyor ya? Demir yolları, yollar yapılıyor falan diye. Asıl hatırlamalar çocuklar aslında o dönemde yapılıyor. Nereye kadar? Kars'a kadar olsun, başka yerlere, Erzurum'a kadar olsun. Ankara'da zaten önemli bir merkez bu konuda. Devlet demir yollarının ilk temelleri bu dönemde atılıyor gençler. Hocam, hocam. Evet. İkinci Abdülhamit Han döneminde de yok muydu bu demir yolları? Devlet demir yolları mı? Şimdi çocuklar şu şekilde. Balkanlar'da var, Kemirçine'ye kadar gidiyor. Bir de 3B projesi var. 3B projesi var. Bağdat, Berlin bir yer daha var B ile başlayan. Abdülhamit Han döneminde. Sağdat Berlin bir yer daha vardı, aklıma gelmedi. 3B projesi ile Kaiser 2. Wilhelm'de 2. Abdülhamit anlaşıyor. Kutsal toprakları tren diye yapılıyor. Demir yolları yapılıyor çocuklar. Burada önemli bir hikaye var orada. Çocuklar keçe döşetiyor altına. Evet. Peygamberimizin kabri peygamberimizin rahatsız olmasın diye gençler. Evet. Şimdi hangi inkılap kaldı? İnkılapçılık. İnkılapçılık. Evet. Şurayı siliyorum. Gençler, inkılapçılıkla devam ediyoruz. İnkılapçılığın özelliği şu. Devletin eskimiş kurumlarını ve uygulamada olan bazı şeylerin kaldırılması ve yenisinin getirilmesidir. Çocuklar, Atatürk ilkelerinde yapılan inkılapların hepsi neyle ilgili? İnkılapçılıkla ilgilidir. Değil mi? Şimdi şeria ve ekaf ve gayreti bununla ilgili. İşte baktığımızda tek hesabı türbeler kapatılıyor. Bununla ilgili. Medreseler kapatılıyor. Üniversiteler açılıyor. Üniversite reformu bununla ilgilidir mesela. Çocuklar, diğer ilkelerde geçmeyen, çocuklar takvim, saat, ölçü birimlerinin değiştirilmesi inkılapçılıkla ilgilidir. Önceden Osmanlı zamanında ne kullanılıyordu, hatırlayan var mı? Arşın, endaze var, değil mi? Bu çeşitli araçlar var mesela, boy ölçmek için, kilo ölçmek için. Günümüzde ne kullanılıyor? Terazi. Metre kullanılıyor. Kilometre hesabı yapılıyor gençler. Evet, güzel.
Çocuklar hafta sonu tatilinin değiştirilmesi. Pazartesi. Hafta sonu tatili diğer elçelerle ticaretini yapabilmemiz için. Burada da mesela ne yaparlar? Din düşmanlığı diye düşünebilirler. Cuma evet. Günü. Pazartesi. Şimdi Cuma günü diye tatilimiz var diyorsun değil mi? Osman zaman için. Burada ne yapıyoruz? Ticaretle ilgili olduğu için. Diğer ülkelerle daha rahat ticaret yapabilmemiz için ve birçok ülke bunu uyguladığı için hafta sonu tatilini cumartesi ve pazar alıyoruz. Özellikle pazar zaten tam olarak resmi tatildir değil mi? Aynen öyle. Evet yazıyorum o zaman. Devletin eskimiş veya geçerliliğini yitirmiş kurumları ve uygulamaları kaldırılıp yerine yenisini getirmesi. Buna tanımlı bu şekilde çocuklar. Bakalım bu olanda yapılan inkılaplara... İpucu verecek misin? İpucu da verelim, hadi bakalım. Hadi sen de işte. Evet. Yenilik. Çağdaşlık. Katılaşma. Yenilik. Değil mi? Düzenleme. Evet, bu gibi kavramlar var. İnkılaplara bakalım mı mesela? İnkılaplar. Çocuklar, az önce bahsettiğim gibi takvim, saat ve ölçü birimlerinin değişmesi. Hocam kılık kıyafet de buna giriyor mu? Yani ben değil misin? Dedim ya bir Atatürk ülkenin yaptığı inkılapların hepsi zaten. Değil mi? Ölçü birimlerinin değişmesi. Başka ne diyebiliriz? Hafta sonu tatili. Bunları öncelikle yazıyorum çocuklar. Çünkü diğer ülkelerde geçmiyor değil mi? Hafta sonu tatili. Şimdi geçebiliriz. Medeni kanun. Kılık kıyafet devrimi. Hani takvim ölçü günlerini değiştirdik ama oradan da yazabiliriz ne istiyorsan. Bir daha bir takvim. Değil mi? Başka ne diyebiliriz? Medreselerin kapatılması, üniversite reformu vesaire çok var çocuklar. Evet, Atatürk ilkelerini tamamlamış bulunuyoruz gençler.